İyi akşamlar sevgili Kanal 5 izleyicileri. Yepyeni bir önce eğitim programıyla bu hafta da birlikteyiz. Değerli izleyiciler, cumartesi ve pazar günleri lisans yerleştirme sınavlarının iki tanesi yapılacak. Ve bizim aslında önce eğitim ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde sınava girecek olan yaklaşık 1,5 milyon üniversite adayının sesini duyuran bir eğitimci olarak hasat vaktinin geldiğini hatırlatacağız ve bu hasat vaktinde o meyveler nasıl toplanmalı, bunlarla ilgili bir program yapacağız. Değerli izleyiciler, LYS stratejilerine geçmeden önce bu hafta almış olduğum yoğun maillerde genel sorulardan programıma başlamak istiyorum. Malumunuz geçtiğimiz birkaç gün içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu TEOG sınav sonuçları açıklandı. Yalnız açıklanan bu sınav sonuçlarının öğrencilerimizin ikinci dönemde girmiş oldukları ikinci yazılı sınav sonuçları olduğunu kesinlikle unutmayalım. Bunu şunun için söylüyorum, bu ikazı şunun için yapıyorum. Değerli izleyiciler, 8. sınıflar yerleştirmeye esas puan, yani YEP denilen bir puan elde ettikten sonra tercih yapmaya başlayacaklar. Bu puanlar geldikten sonra hangi liseye gitsem acaba diye düşünmeye başlayacaklar. YEP dediğimiz puan türü, yani yerleştirmeye esas puan türünün de 24 Haziran tarihinde yayınlanacağını ve bu tarihte yayınlanacak olan sınav puanlarıyla tercih yapılacağını, yerleştirme puanlarıyla tercih yapılacağını buradan hatırlatmakta fayda görüyoruz. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre 24 Haziran'da yayınlanacak olan yerleştirmeye esas puanla birlikte 6 Temmuz 16 Temmuz tarihleri arasında 8. sınıflarımız tercih işlemlerini yapacaklar ve tercihlerine göre bir liseye yerleştirilecekler diyoruz. Tabii bugün bizim esas meselemiz TEOG sınavları değil, 8. sınıflar konumuz değil aslında. 2 gün sonra cumartesi ve pazar günleri 12. sınıflarımızın ve mezun üniversite adaylarının gireceği lisans yerleştirme sınavları var. Birinci basamak sınavı hatırlarsanız Mart ayının son haftasında yapılmıştı ve YGS dediğimiz bu sınavdan sonra barajı aşmış olan çocuklarımız, öğrencilerimiz lisans yerleştirme sınavına girmeye hak kazanmışlardı. Ve lisans yerleştirme sınavına girmeye hak kazanan bu üniversite adayları başvurularını yaklaşık 1,5 ay önce yaptılar ve bu başvuruların neticesinde geçtiğimiz hafta üniversite sınavına, yani lisans yerleştirme sınavına hangi okullarda ve hangi salonlarda girileceğini öğrendiler ve işte o gün geldi, çattı diyoruz. Değerli izleyiciler, bugün programımıza iki tane değerli uzmanımız telefon yoluyla bağlantı kuracak. Birisi Süleyman Belediyeoğlu hocamız, diğeri de diyetisyen Esra Gültekin hanımefendi. Biz burada bugün sınav anındaki stresinizi, heyecanınızı nasıl kontrol edeceğinize dair bir muhabbet edeceğiz Süleyman hocamla. Esra hocayla da bu iki gün içerisindeki gıda kültürünüzün neler olacağına dair bir iki tüyo alacağız diyoruz. Değerli izleyiciler, önümüzdeki iki gün boyunca, yani cuma, cumartesi ve pazar günleri mutlaka ama mutlaka bugüne kadar uyku alışkanlığınızı düzene oturtmamışsanız uykunuzu düzene oturtun diyoruz. Yani daha özet bir ifadeyle cumartesi günü lisans yerleştirme sınavına girecek olan bir adayın yarın en geç saat sabah 7'de yatağından kalkması lazım. Ve bu aday yarın bu işlemi gerçekleştirmezse sınav stresinin ve heyecanının da etkileriyle cuma akşamı ya da cumartesi akşamı uyku problemi yaşayacaktır diyoruz. Ve uykusuz bir bedenle, uykusuz bir fizyolojiyle lisans yerleştirme sınavına girmenin de sizin zihinsel anlamda inanılmaz zorlanacağınızı ifade etmek istiyoruz. Bugün öğrencilerimizden bir tanesi, bir kız öğrencimiz bana şunu sordu. Dedi ki hocam, sınav günü makyaj yapsam mı yapmasam mı? Yanımdaki ekip arkadaşlarımdan gülüşmeler duydum ben. Sonra dedim ki evladım, neden bunu bu kadar kafana taktın? Dedi ki hocam,
ben makyaj yaptığım zaman gözümü kaşıyamıyorum. Gözüm kaşındığı zaman elimi gözüme götüremiyorum. Ve bunun da dikkatimi dağıttığını düşünüyorum. Ve orada ben ekibime şunu söyledim. Bakın arkadaşlar, üniversite sınavında bir öğrencinin gözünü kaşımayı hedeflemesi, gözünü kaşımayı problem haline getirmesi bile olabilir. Bu gayet normal bir şey. Ve onun için şu ikazda bulunmak durumundayım. Cumartesi ve pazar günleri lisans yerleştirme sınavına girecek olan çocuklarımız ne giyeceklerini lütfen yarın akşam belirlesinler. Cuma günü akşamından odanızın bir köşesine o gün ne giyeceğinize dair belirtileri koyun ve o giysilerinizi cumartesi ya da pazar sabahı kalktığınızda stres ve heyecan konusu yapmadan, yani kendinizi germeden giyip ve sınavınıza gidin. Ve bu bağlamda ne giyileceğine dair elbette bizim burada bir kriter, bir sınır çizmemiz çok doğru olmayacaktır. Ama ne kendi dikkatinizi dağıtacak bir kıyafetle gidin, ne başkalarının dikkatini dağıtacak bir kıyafetle gidin. Onu artık siz kendiniz belirleyeceksiniz. Şunu da ifade etmekte fayda var. Özellikle kız çocuklarımız sınav anında makyaj yapıp yapmayacağını da lütfen yarın itibariyle kararlarını versinler. Çünkü şu çok önemli. Sınavdan bir gün önce sizin yaşayacağınız küçücük bir depresif durum, sizin yaşayacağınız küçücük bir heyecan artırıcı unsur sizin sınavınızda gerçekten olumsuz sonuçlar almanıza sebep olacaktır diyoruz. Değerli izleyiciler, özellikle velilerimiz buna çok dikkat etmeliler. Sınava giderken öğrencilerimiz eğer ben kendim giderim sınava, siz bana eşlik etmeyin şeklinde bir cümle kuruyorsa, ki bunu yarın daha iyi anlayacaksınız anne babalar, lütfen o çocuğu rahat bırakın. Gitsin otobüsle, dolmuşla, taksiyle, bir toplu taşıma aracıyla sınav salonuna girsin. Eğer öğrenci size bu sinyali vermişse değerli velilerimiz, ben sınava tek başıma gitmek istiyorum şeklinde bir soruyla karşı karşıya kalmışsanız, demek ki sizin oradaki varlığınız öğrencinizin heyecan katsayısını artırıyordur. Ve size bunun için böyle bir talepte bulunmuştur diyoruz. Ve önemli bir uyarı daha, sınava girmeden önce sınav salonunun önünde yapılan sohbetlere kesinlikle kulaklarınızı tıkayın değerli üniversite adayları. Çünkü sınav salonunun önünde yapılan sohbetler gerçekten sizi manevi anlamda gerecek olan, sizin stres ve heyecan dozunuzu bir kademe de olsa artıracak olan sohbetler oluyor. Ve orada herkes ütopik hayaller peşinde oluyor. Orada herkes bu sene sınav soruları zormuş, bu sene sınav sorularını TÜBİTAK hazırlamış, ÖSYM hazırlamış, Milli Eğitim hazırlamış şeklinde böyle çok garip muhabbetler içerisine giren çocuklarımız oluyor. Değerli izleyiciler, şu unutulmamalı ki üniversite sınavlarında birinci ve ikinci basamak sınavlarının tamamını da öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi hazırlar. Üniversite sınavlarını Milli Eğitim Bakanlığı hazırlamaz. Üniversite sınavlarını TÜBİTAK hazırlamaz. ÖSYM'nin soru hazırlayan hocaları vardır ve bu hocalar sınavdan birkaç ay önce kampa katılırlar ve katılmış oldukları bu kampta telefonla irtibat dahi kurmaları yasaktır ve buradan binlerce soru üzerinden içerisinden süzülerek bir sınav kitapçığı oluşturulur. Onun için TÜBİTAK hazırlamış, bakanlık hazırlamış, şu yapmış, bu yapmış şeklinde ütopik hayallere lütfen kulaklarınızı tıkayın diyoruz. Bunun size psikolojik olarak bir katkısı daha olacak değerli izleyiciler. Üniversite imtihanına, sınavına girmeden önce pozitif düşünmeye çalışmazsanız faciayla, felaketle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani ben sınav salonunda acaba sığacağım mı sırama? Sıram küçük mü olacak, büyük mü olacak? İşte ben çok uzun boyluyum, kiloluyum, zayıfım şeklinde hayaller kurgulamayın. Çünkü ÖSYM sizin boyunuza, kilonuza dahi dikkat ederek mümkün olduğu kadar sınav sırası sandalyesi koymaya çalışıyor. Ve bu gibi düşünceler sınavdan önce sizin motivasyon ve konsantrasyon kaybına uğramanızı sağlar ki bu da sınavınızın sağlığı adına gerçekten iyi olmayan bir durumdur diyoruz. Değerli izleyiciler, sınav kitapçıkları dağıtıldıktan sonra
Kitapçık üzerindeki yazan yönergeyi lütfen ama lütfen dikkatlice okuyunuz. Ve bunları harfiyen yerine getirdiğinizden emin olunuz. Sınav kitapçıklarında ve optik formlarda yazan yönergeler öğrencinin o sınavda teknik anlamda hata yapmaması adına yazan yönergelerdir ki bu yönergeyi dikkatlice okuyup ona göre sınava yoğunlaşmanız daha uygun olacaktır diyoruz. Kitapçıklarınızı kesinlikle acele ve panik bir halde açıp soruları hızlı bir şekilde çözmeye başlamayınız. Çünkü bu panik havası sınav kontrolünü tamamen kaybetmenize neden olacak ve sınavda maalesef başarısız olmanıza sebep olacak. Şu çok önemli değerli izleyiciler. Ben sınav salonuna girdim ve sınav salonunda önüme kitapçık geldi ve bu kitapçığı korkarcasına, ürkercesine açıp böyle harıl harıl hemen çözmeye başladığınız anda maçta 1-0 yenik başlamış olursunuz. Şunu kendinize mutlaka inandırın. Ben bu sınav salonundayım ve bu sınav salonunda bu kitapçığa hakim bir vaziyetteyim demezseniz şayet o kitapçık size hakim olacaktır ve maalesef sınavınızda üzüleceğiniz şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Kitapçığa hakimiyet kuramayan bir öğrenci, sorulara ben bunu yaparım kardeşim, neticede benim gibi bir insan bu soruyu hazırlamış psikolojisiyle düşünmeyen bir öğrenci, korkan bir öğrenci sınavda başarılı olamaz. Ve biz maalesef millet olarak korkularımızdan kaçan bir milletiz. Korkularımızdan kaçtıkça korkularımız bizim karşımıza dağ gibi büyüyerek gelir. Ama biz öyle bir milletiz ki aslında o korkuları da küçücük bir motivasyonla yerle bir edebilecek güce ve kudrete de sahibiz. Onun için değerli üniversite adayları, lütfen kitapçıklarınızı panik halde açıp soru çözmeye kalkışmayın diyoruz. Sınavdaki başarı stratejilerinden birisi de sınavın içindeki testlerin her birinin başında o test ile ilgili yönergelerin var olmasıdır. Yani fen bilimleri kitapçığının işte fizik kitapçığı, kimya kitapçığı, biyoloji kitapçığı, kitapçıklar biliyorsunuz ayrı ayrı sizin masanızın önüne konacak. Ve bu kitapçıklarda en başta yazan yönergeleri okumanız, en başta yazan yönergelere göre soruları çözebilme kabiliyetinizin varlığı o sorulara hakim olmanızı sağlayacaktır diyoruz. Evet değerli izleyiciler. Bunlar aslında gözünüzde çok küçük ayrıntılar olarak görülebilir. Lakin başarının ayrıntılarda gizli olduğunu mutlaka ama mutlaka unutmayınız diyoruz. Evet, sınava başlamak üzeresiniz. Ve sınava başlar iken başka ne gibi hususlara dikkat edeceğiz? Bunlarla devam edeceğiz değerli izleyiciler. Sınav başlangıcında hep deriz ya, hocam, en iyi bildiğiniz testten ya da o testin içerisinde en iyi bildiğiniz sorulardan, konulardan başlayınız. Öğretmenlerimizin birçoğu bunu söyler. Ve bu konulardan başlamanız sizin orada stres ve heyecan yönetiminizle alakalı bir durumdur. İşte Türkiye'de stres ve heyecan yönetimini, stres ve heyecan kontrolünü en iyi yapan meslektaşlarımızdan bir tanesi sevgili Süleyman Belediyeoğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Acaba stres ve heyecanla alakalı sınavda başka nelere dikkat etmeliyiz? Süleyman hocamıza bir soralım bakalım. Süleyman hocam. Merhabalar Ramazan hocam. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne güzel bir sunumunuz var. Ne kadar güzel şeyler söylediniz. Dinledim dilimde. Umarım bütün öğrenciler şu anda ekran başındadır. Umuyoruz öyledir hocam. Tabii biz bu sunumları da aslında sizin çizginizden yürümeye borçluyuz. Ben sizi her yakaladığımda canlı yayınlarda bunu izleyicilerime ifade etmek istiyorum. Süleyman Belediyeoğlu gibi bir eğitimcinin varlığı bu ülkede gerçekten büyük bir şans diye düşünüyorum. Sağ olun Ramazan hocam. Teşekkür ederim. Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün az önce Abdullah Gül Üniversitesi'nin bir takım arkadaşlarla beraberdik. Sizin de kulağınızı çınlattık. Gerçekten onların da çok selamları var. Tanıyorlar da sizi zaten. Aleyküm selam.
Evet Ramazan hocam, neyden bahsedelim bugün? Evet hocam, şimdi biz kulak misafirinde oldunuz herhalde hatta beklerken. Çocuklarımızın sınav anında stres ve heyecanlarını kontrol edebilme yöntemlerini sizinle konuşalım diyorum müsaadenizle. Tabii ki Ramazan. Şimdi hocam, sınavda, üniversite sınavında öğrencilerimiz maalesef bunu yıllardır tecrübelerimizle yaşıyoruz, görüyoruz. Stres ve heyecandan dolayı, kaygılarından dolayı çok iyi bildikleri konuları dahi yapamaz bir ruh haline bürünüyorlar. Bu kaygılar nasıl kontrol edilmeli Süleyman Hocam? Aslında yayına bağlandığım dakikalarda değerli hocam, siz bunu böyle bir güzel ifade ettiniz. Bildiğiniz sorulardan, başarılı olduğunuz testin, bildiğiniz en iyi rahat çözdüğünüz konularına yönelin dediniz. Aslında çözüm bu gerçekten de. Neden bu böyle? Çünkü stres dediğiniz olgu bir işe başlarken hat safhadadır, en üst safhadadır. Bu yaratılıştan böyledir. İnsanın dünyası böyle çalışır çünkü. Çünkü bilmiyordur, yani ne yapacağını bilmiyordur, neyle karşılaşacağını bilmiyordur. Hızlı mı olacak, yavaş mı olacak, bildiği konudan mı gelecek? Bu belirsizlikler stresi tavan yapar daha testin başında. Evet. Ama o da algıyı daraltıyor tabii stres. Stresi şöyle düşünün. Bir bilginin konulduğu kabın ağzını sıkı sıkıya kapatıp o bilginin oradan çıkmasını engelleyen bir unsur gibi düşünün. Evet. Onun için çocukların mutlaka sınavın başında bir, çok yavaş hareket edecekler. İki, rahat çözdükleri konulara yönelecekler. Yani en iyi bildikleri konuya yönelecekler. Bunu yaptıkları zaman zaten sınavın yaklaşık 3 dakikası içerisinde, en çok bu da, sadece soruya odaklandıklarını fark edecekler. Rakiplerini, arkadaşlarını, annelerini, babalarını, şunu, bunu, bunlar stres yaratan faktörler biliyorsunuz Ramazan evet, hocam. Evet. Bunları düşünmeyecekler mesela. Süleyman hocam, algı daralmasından bahsettiniz. Yani stres ve heyecanını kontrol edemeyen bir öğrencide algı daralması baş gösterir dediniz. Bunu biraz açmak istiyorum ben. Algı daralması yaşayan bir öğrencide nasıl bir bilinç söz konusudur? Bu soruların çözümüne nasıl yansır sevgili hocam? Çok güzel. Harika bir soru. Bu tabii Ramazan hocam, bu sorduğunuz soru, bu sektörü, öğrenciyi çok iyi tanıyor olmanızdan kaynaklanan derin bir soru. Evet. İşte oradaki algı daralması, bir, bildiğini hatırlayamama. Bir defa çocuk biliyor, bunu biliyorum diyor. Mevcut beyninde hatırlayamıyor. İki, yavaş hatırlıyor. Yani daha sonra hatırlıyor. Evet. Üç, işlem hatası yapar diyor. Çünkü orada 2 ile 4'ü çarpıp 8 rakamına ulaşmakta bir algı. Onu 6 diye toplamaksa 6 yanılması mesela. Orada sizin pozisyonunuzu bozuyor olduydu bir noktada. Evet. Bunu yaşayabiliyor. Kavramların tanımlarını ters hatırlayabiliyor, eksik hatırlayabiliyor. Formülün bir unsurunu hatırlayamayabiliyor eğer matematik bazında bakarsanız. Evet. Kısacası algı da daralmazsa gerçek olanı ya da bir bütün olanı tam anlamıyla hatırlayamama gibi bir sonuç doğuruyor. Sonra çocuk diyor ki ben bildiğim halde bu sınavda başaramadım. Neden başaramadı? Stres yüzünden mi? Yoksa stres yönetimini yapamadığı yüzünden mi? Bu cümle çok önemli aslında Ramazan hocam. Güzel, evet. Orada stres yönetimini iyi yapamıyorsanız, soruları stres yüzünden değil, strateji eksikliğiniz yüzünden, yöntem eksikliğiniz yüzünden yapamıyorsunuz demektir. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Güzel. Ve biz aslında Süleyman hocam, bu bizim camiamızda kronikleşmiş rahatsızlıklardan bir tanesidir eğitim camiasında. Öğrencide bahsettiğiniz gibi algı daralmasından mütevellit bir işlem hatası söz konusu ise bizim velilerimiz sürekli psikolog kapısı çalarlar. Bende dikkat hatası var, benim çocuğumda dikkat hatası var, neden işlem hatası yapıyor çünkü. Aslında bahsettiğiniz kadar basit bir cümle, yani öğrenciniz stresini ve heyecanını kontrol edemediğinden dolayı algı daralıyor ve bu algı daralması odaklanma problemine sebep oluyor. Aynen. Ve orada tabii yanlış kapı çalınıyor. Şimdi psikolog ya da psikiyatr arkadaşların çok değerli görevleri var. Onlar
gerek ailelere, gerek bireysel bazdaki problemlerin çözümünde çok kıymetli bilim insanları. Bir öğrencinin matematik sorusunu, Türkçe sorusunu çözemiyor olması, sınav içindeki stratejik sorunları, bunlar %90 öğretmenin, özellikle de rehber öğretmenin konusu. Evet. Tabii yanlış adrese gider. Aslında orada şöyle bir şey çıkıyor ortaya Ramazan Hocam. Hani bu çok ünlü bir Rus bilgininin sözüdür. Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür. Evet, yani, çok doğru. Değil mi? O, bunu bilirsiniz bu cümleyi. Eğer elinizde çekiç varsa her şeyi çivi olarak. Yani o, siz doktorsanız herkesi hasta zannedersiniz. Öğretmenseniz herkesi bilgi fakiri zannedersiniz gibi bir refleks çıkıyor ortaya aslında. Evet. Evet. Bunun için ailelere çocukların yaşadığı her sıkıntıda önce öğretmen süzgecinden geçirmelerini öneririm. Kesinlikle çok doğru bir tespit ve öğretmen süzgecinden geçmeyen öğrencinin o psikolog kapısını çalmasında fayda görüyoruz değil mi hocam? Öğretmen söyler zaten ya çocuğum senin konun bireyseldir. Bunu bir psikolog ya da psikiyatr uzmanla çözebilirsin diye öğretmen yönlendirir. Böyle çözülür bu. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kıymetli bilgiler verdiniz her zaman olduğu gibi. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah Ramazan hocam. İyi yayınlar dilerim. Bütün öğrencilerimize de başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Evet değerli izleyiciler, Türkiye'de stres ve kaygı yönetimini gerçekten bir hamur gibi elinde işleyebilen bir eğitimcimiz Süleyman Belediyeoğlu'nun görüşlerini sizlerle paylaşmak istedik. Tabii burada ben meseleyi biraz daha toparlamak istiyorum. Biz sınavlarda neden bildiğiniz sorulardan başlayın diyoruz. Ya da testin içerisinde hep bildiğiniz konulara ilk önce yönelin diyoruz. Bunun aslında altında yatan problem stresinizi ve heyecanınızı kontrol edebilin problemidir. Değerli izleyiciler, siz soruları çözmeye başladıkça ve bu başlangıçtan sonra soruları çözebildiğinizi gördükçe ve şahit oldukça stres ve heyecanınız yönetim altına alınacaktır, kontrol altına alınacaktır. İşte kontrol altına alınmış bir heyecanla siz algı daralması yaşamayacaksınız ve algı daralması yaşamadığınız için de odaklanma problemi yaşamayacaksınız. Ve odaklanma problemi yaşamayan bir öğrenci bildiğini hatırlar. Yavaş hareket etmez, işlem hatası yapmaz diyoruz ve kısa bir reklam arasına giriyoruz. Reklamdan sonra LYS'ye girecek olan adaylarımız lütfen burada kalınız diyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, bugün lisans yerleştirme sınavlarına girecek olan izleyicilerimize önerilerimizle ilgili bir program yapıyoruz. Reklam arasından önce sınav başlangıcında ve sonunda stres ve heyecan yönetiminizi nasıl yapacağınıza dair çok kısa ipuçları verdik. Canlı yayın telefon bağlantımızda Süleyman Belediyeoğlu hocamla. Değerli izleyiciler, sınavda başka nelere dikkat edeceksiniz? Kısa kısa yine notlar aktardıktan sonra sizin çok fazla muzdarip olduğunuz bir konuyla alakalı sınavdan önce ne yemeliyim, ne içmeliyim şeklinde birçok soru alıyoruz. Bunlarla ilgili bir diyetisyen arkadaşımızla biraz sonra bağlantıya geçeceğiz. Değerli izleyiciler, herhangi bir soruyu üzerinde zaman harcamak gerektiği zaman ve bu soru sizin gözünüze karışık göründüğü zaman otomatik olarak atlamayın. Bize sınavlardaki tecrübelerimiz şunu öğretti ki çok girift, karmaşık ve zor görünen sorular çok kısa bir ipucuyla rahatlıkla çözülebilir ve sizin çok fazla zamanınızı almaz diye düşünüyoruz. Geçen zamanla aşırı derecede ilgilenmeyin değerli izleyiciler. Yani her soru çözdüğünüzde saatinize bakmanız, her soruyu optiğinize işaretlediğinizde saatinize bakmanız
sizin algı daralması problemini yaşamanıza sebep olacaktır. Odaklanmanızın önündeki en büyük engeldir. Zamanı tabii ki kontrol edeceksiniz. Lakin takıntı yapmadan kontrol etmenizde fayda var diye düşünüyoruz. Eğer soruları çözerken tahmin yürütmek gibi bir komplikasyonun içerisinde kalırsanız, yani ben iki şık arasında kaldım, iki seçenek arasında kaldım şeklinde bir ruh haline bürünürseniz, tahmin yürütmek gerekirse bu tahmini lütfen hızlı yapın, hızlı tahminlerde bulunun ve ilk tahmininizden sonra karar değişikliğine gitmeyin diyoruz. Değerli izleyiciler, test tekniği kurallarına göre, ölçme ve değerlendirme teamüllerine göre bir testte ard arda gelebilecek seçenek sayısı en fazla seçenek sayısı eksi birdir. Yani lisans yerleştirme sınavlarında 5 seçenekli bir soruyla karşı karşıya kalıyorsunuz ve burada ard arda gelebilecek aynı seçenek sayısının 4 olduğunu unutmayın diyoruz. Eğer 4 tane A şıkkından fazla A şıkkı üst üste gelmiş ise o çözmüş olduğunuz 5-6 soruyu tekrar gözden geçirmenizde fayda var diyorum. Yani 5 tane, 6 tane, 7 tane A şıkkı ard arda gelmez. Bunu dikkatle dinlemenizi öneriyoruz. Değerli izleyiciler, optik formunuza yanıtlarınızı soruyu çözdüğünüz anda işaretlemenizi öneriyorum. Yani fen bilgisi kitapçıklarının içerisinden fizik kitapçığını komple çözdükten sonra eğer optik forma hepsini aynı zamanda işaretlerseniz bir hata yapmış olursunuz ve bu hatanın da kaydırma yaptım şeklinde size nüksedeceğini unutmayın. Her soruyu çözer çözmez optik kağıdınıza işaretleyin diyoruz. Sınavda yapamadığınız sorular moralinizi bozmasın. Çünkü zorluk derecesi yüksek olan sorular da sınavda yer alacaktır. Ölçme ve değerlendirme tekniklerine göre, test tekniği teamüllerine göre bir sınavda %30, %30, %40 kuralının olduğunu unutmayınız. Yani bir sınavda %40 herkesin yapabileceği sorular vardır. %30 biraz gayret edip çalışan insanların yapabileceği sorular vardır. Diğer kalan %30'luk dilim de bizim üst tabaka dediğimiz tercihlerde ilk 10.000, 15.000'e girebilecek nitelikte olan öğrencilerin yapabileceği sorulardır ki bu soruların zorluk ya da kolaylık derecesi Türkiye'de herkese aynıdır değerli izleyiciler. Yorulduğunuzda mutlaka sınav anında 20-30 saniye bir ara verin ve bu aradan sonra zihninizi dinlenmiş bir şekilde göreceksiniz diyoruz. Peki sınavda ne yemeliyiz, ne içmeliyiz, sınavdan önce neler yemeliyiz, içmeliyiz, yani gıda kültürümüz nedir değerli izleyiciler? Tabii sınavda bir şey yemek içmenin mümkün olmadığını hatırlatmak istiyoruz ama sınavda sıkıntı yaşamamanız adına gıda kültürünüz nasıl olmalı? Bununla ilgili uzman bir konuğumuz var, diyetisyen Esra Gültekin telefon hattımızın diğer ucunda. Esra Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ramazan Bey. Nasılsınız efendim? İyisiniz umarım. İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Allah iyilikler versin. Esra Hanım şimdi biz bir yıldır yaklaşık Kanal 5 ekranlarından önce eğitim diyoruz. Ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimize ufak tiyolar veriyoruz. Evet. Ve bize gelen sorular doğrultusunda sınavdan önce ne yemeliyim sorusunun cevabı aslında bilimsel bir şekilde ispatlanıp insanların önüne konulmalı diye düşünüyoruz biz. Tabii çok doğru. Öğrencilerimiz cumartesi ve pazar günleri sınava girecekler. Evet. Ve girecekleri bu sınavdan önce, yani bu akşam ve yarın gün boyu neler yemeliler? Sınav öncesi sabah kahvaltısında nasıl bir kahvaltı kültürüyle sınava gitmeliler? Bunları merak ediyoruz. Nasıl bir kültür oluşmalı hocam bugün içerisinde? Evet, sınavdan bir gün önce yeterli ve dengeli beslenme dediğimiz karbonhidrat protein yağ yüzdesi dengeli olan bir program. Aslında bütün besin öğelerinde olduğu, hiçbir besin öğesini çıkartmadığımız et, sebze,
süt, yoğurt, ekmek grubunun dengeli bir şekilde dağıldığı dengeli bir program, yeterli ve bir dengeli bir program yapması gerekiyor bir gün öncesinde. Aslında çok çok önemli olan kısım besin zehirlenmelerine karşı açık satılan gıdaların o gün özellikle tüketilmemesini öneriyoruz. Evet. Sırf yararlı olsun diye o gün çevreden duydukları bilgilerle sevmediği gıdaları kişinin asla yemesini istemiyoruz. Çünkü gastrointestinal şikayetlerin artabileceğini düşünerek mide bulantısı, karın ağrısı gibi şikayetleri artırabileceğini düşündüğümüz için sevmediği gıdaları sırf yararlı olsun diye kişinin tüketmesini o gün için istemiyoruz. Evet. Gaz yapacak besinler özellikle kuru baklagiller, lahana, brokoli gibi gıdaları karın ağrısı şikayetleri olmasın sınav sırasında diye tüketmelerini tercih etmiyoruz. Yine aşırı yağlı kızartma gibi gıdaların mide bulantısını arttırabileceğini düşünerek yine tüketmelerini tercih etmiyoruz. O gece için ılık bir süt yatmadan önce bir saat önce sedatif etkisi dolayısıyla ılık süt tüketmeleri hem uykuya geçişlerini kolaylaştıracak hem de psikolojik olarak daha rahat hissedecekler kendilerini. Ilık süt bir su bardağı tüketmelerini istiyoruz. Yani yarın akşam, cuma günü ya, akşamı sınava girecek evet. olan adaylarımızın bir su bardağı ılık su tüketmelerinde fayda görüyorsunuz. Fizyolojik olarak daha rahat bir bedenle sınava gireceklerini söylüyorsunuz. Evet, uykuya geçişlerini hızlandırıyor. Evet. Rahatlatıyor. Peki Esra Hanım, şimdi biz sürekli sahada bunlarla ilgilenen bir eğitimci olduğumuz için şu şikayetleri çok duyuyoruz. Öğrenci bir yıl boyunca ya da eğitim öğretim hayatı boyunca kahvaltı alışkanlığına sahip olmayan bir öğrenci. Yani dersine gider, okuluna gider. Birinci teneffüs zili çaldıktan sonra okul kantinlerimizde inanılmaz sıra kuyrukları görürsünüz. Çünkü bireyler kahvaltı yapmadan okula gelmişlerdir. Ve biz maalesef toplum olarak kahvaltı kültürünü artık değiştirmiş bir toplumuz maalesef. Üzülerek söylüyorum. Ve böyle bir kültürle yıllarını geçirmiş olan bir öğrenci sınav sabahı kalktığı zaman sınava girecek öğrenci ya hani annesi babası tabiri caizse kuş sütü eksik olmayan bir kahvaltı sofrası hazırlar ve bir bardak pekmez, üç tatlı kaşığı işte tereyağı üstüne bal vesaire vesaire ve kahvaltıyı bilmeyen bir öğrenci o gün tıka basa yer ve sınava gider. Bunu tasvip ediyor musunuz bir diyetisyen olarak? Yani kahvaltı alışkanlığı olmayan bir birey sınava giderken de kahvaltı yapmasın mı acaba? Çok güzel bir yere değindiniz. Az önce de söylemiştim zaten. Sırf yararlı olsun diye sevmediği, daha önceden yemediği gıdaları o gün sabah biz kesinlikle zaten önermiyoruz bir gün öncesi ve o gün sabah için. Tabii ki aslında kahvaltı alışkanlığı sırf o gün değil, en azından bir yıl öncesinden bu kahvaltı alışkanlığının oturması gerekiyor. Biliyorsunuz ki sabah kalktığımızda aç kalkıyoruz ve 12 saatlik açlık sonrası kan şekerimiz düşük bir vaziyette kalkıyoruz. Evet. Dolayısıyla düşük kan şekeriyle herhangi bir ders dinleme veya sınav gibi stresli bir performansı düşük bir kan şekeriyle karşılamak istemiyoruz. Hele bir de kaygı durumu çok arttığı durumlarda. Evet. Burada aslında sevmese bile miktarları az tutarak proteinden zengin besinleri sınav sabahı en azından tüketmelerini tercih ediyoruz. İşte, süt sevmiyorsa en azından çeyrek bir bardak süt, işte yumurta muhakkak sevdiği şekli vardır. Hani haşlanmış olabilir, az yağda yapılmış olabilir, menemen olabilir. Ama mesela bir kaşık, iki kaşık gibi, peynir gibi protein yüksek gıdalar tokluk süresini uzun tuttuğu için proteinli gıdaların sınav sabahı daha çok tercih edilmesini istiyoruz. Ama reçel, fıstık ezmesi gibi kan şekerini hızlı yükseltip daha sonrasında çok hızlı düşüren şeker oranı yüksek gıdaları o sabah için tercih etmiyoruz. Genelde anne ve babalarımızın en çok önerdiği işte şekerli gıdalar tüket, işte beynin çalışır, algın artar gibi. Evet. Aslında çok yanlış bir yönlendirme yapıyoruz çocuklarımıza.
Esra Hanım, bunları çok tercih etmiyorum. Ben sınavlara bir su bardağı pekmez içip sınava giden öğrenciler tanıyorum, maalesef. Biliyorum. Ve tabii o bir su bardağı pekmezin neler değiştirebileceğini siz anlatın isterseniz. Böyle bir hataya düşmemeleri Evet. adına izleyicilerimizin o tip atraksiyonların faydası var mıdır sizce? Kesinlikle yoktur. Tam tersine zararı vardır. Çünkü hızlı kan şekerini hızlı yükselten gıdalar tüketimden 1-1,5 sonra da kan şekerini hızlı düşürür. Sınav süresince şekeri düştüğü için uyku hali olur çocukta. Ellerde titreme olabilir, heyecana bağlı bu sıkıntılar çok çok daha artar. Aslında biz şekerli gıdalar bütün besinlerde, ekmekte bile belli miktarda şeker vardır. Evet. Biz aslında sofrada çıkarttığımız beyaz şekeri çok tercih etmiyoruz Ramazan Bey. Evet. Biz daha çok kompleks şekerleri, işte kuru kayısı olabilir, kuru üzüm olabilir, birkaç tane ağzımıza attığımız bu tür şeylerde kan şekerimizi yavaş yavaş yükseltip hızlı düşürmesini engeller. İçinde beyaz şeker olan gıdaları aslında çok tercih etmememiz gerekiyor sınav sabahı. Güzel, evet. Bir de tabii zeytin tüketimine aslında çok dikkat etmek gerekiyor. Bu çok söylenmiyor. Zeytin tüketimi mi dediniz? Evet, zeytinde evet. Tuz miktarı fazla olduğu için tuzlu gıdaların hemen arkasından takdir edersiniz ki su tüketimi çok artıyor. O yüzden tuzlu gıdalar, zeytin gibi tuzlu gıdaları çok fazla tercih etmiyoruz. Çünkü sınav süresinde tuvalete gidememe gibi bir sıkıntımız oluyor sınavda. Evet. O yüzden zeytin ve tuzlu gıdaları çok tercih etmiyoruz. Esra Hanım, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ya hafta sonu LYS sınavına giren arkadaşlara başarı ve bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Hoşça kalın Esra Hanım. Evet. Noktasında, diyetisyenlik noktasında gerçekten ismi bilinen, tanınmış bir hocamız Esra Gültekin'in sınavdan bir gün önce neler yemenize dair önerilerini ve sınav sabahındaki kahvaltı kültürünü dinlediniz. Tabii toparlayacak olursak Esra Hoca aslında gıda kültürünüzü çok fazla değiştirmeyin dedi. Gıda kültürünüze uygun yiyecekler yiyiniz dedi. Ve sınavdan önce kahvaltı mutlaka yapılması gerektiğine dair uyarılarda bulundu diyoruz. Ve tabii değerli izleyiciler, böylelikle programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Cumartesi ve pazar günleri lisans yerleştirme sınavına girecek olan çocuklarımız, umarım, ümit ediyoruz ki bugün Kanal 5 ekranlarından bu haykırışlarımızı duymuşlardır. Biz yine önümüzdeki hafta saatlerimiz Perşembe günü 20.30'u gösterdiğinde Kanal 5 ekranlarından önce eğitim diyeceğiz değerli izleyiciler. Ben önümüzdeki haftaya kadar özellikle sınavınız nasıl geçtiğine dair merakımın olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Lisans yerleştirme sınavına girecek olan üniversite adaylarımız, lütfen sınavdan çıktıktan sonra yönetmenimin ekranınızın alt kısmında yazmış olduğu adreslerden bize iletmenizi istirham ediyorum efendim. Haftaya Perşembe'ye dek mutlu kalın, hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.